Merhaba, ben Logonetsiz ERP Ürün Yönetim ekibinden iş analisti Dilek Dilaver. Bu videoda 9.055 sürümünde geliştirmiş olduğumuz dış ticaret çekil listesi geliştirmelerinden sizlere bahsediyor olacağım. 9.055 sürümü ile birlikte çekil listesi akıllı grid desteği ve çekil listesi Excel aktarım desteği getirilmiştir. Bunları birer örnekle inceleyelim. Dış ticaret modülü, ihracat dosya işlemlerinde Çekir listesi sekmesine geldiğinizde artık kalem listesinde yer alan kalemlerinizin Excel aktarımıyla çekir listesine aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Bunu kullanabilmeniz için öncelikli olarak Excel butonuna tıklamanız gerekecektir. Tıkladığınız ekranda karşınıza kaynak seçimi gelecek. Burada ilgili veri Excel dosyasından mı aktaracağınızı yoksa hızlı veri girişiyle manuel bir giriş yapacağınıza dair seçiminizi gerçekleştiriyorsunuz. Örnek olarak biz Excel üzerinden bir aktarım gerçekleştirelim. Masa üstünde yer alan şekil listesi Excel'imi seçiyorum. İleri butonuna tıklayarak e, sayfa ve kolon seçimi bölümünden de Excel'deki hangi kolonun Netsiz'deki hangi kolona denk geldiğini eşleştirmesini yapıyorum. E, burada aktarımı gerçekleştirirken program sıra numarasını zorunlu kılmakta bize. E, çünkü kalem listesinde her bir sıra için biz aktarımı gerçekleştiriyoruz. Normalde manuelde giriş yapıyor olsaydık her bir sıra için çekil listesine kayıt attığımız için burada ekstra aktarımı bölümünde sıra numarası zorunlu bir alan. Yine bunun gibi adet bilgisi de zorunlu bilgilerden bir tanesi. Burada sıra numarası eşlik durumda geldi otomatikman. Ayrıca stok kodumuzu ve paket numarasını da ben check-in listesine aktarmak istiyorum. Gerekli kolon eşleştirmelerini yaptıktan sonra ileri butona tıklayarak burada hangi bilgilerin e, çekil listesine aktarılacağını izleyebiliriz. Aktar butonuna tıkladığımız zaman da ise belirtmiş olduğunuz bilgilere göre program otomatikman çekil listesine aktarmaktadır. E, bu çekil listesi aktarımı gerçekleşirken de aynı zamanda kalem listesi de güncellenmekte. E, kalem listesinde ilgili sıranın tüm bakiyesi eğer ki aktarılmıyorsa bizim örneğimizde bir numaralı kalemimiz 100 adetlik bir miktarı vardı. Bunun 25 adeti 001A paketi için 35 adeti için ise 001B paket numarası kayıt atıldı. Toplamda atılan kayıt sayısı düşünerek burada kalem sayısı tekrardan hesaplandı. Aynı şekilde 2 numaralı kalemimiz ve 3. Üç, sıradaki kalemimiz için de benzer şekilde bakiye aktarımları gerçekleştirildi. Çekiliş listesi oluşturuldu ve kalem listesi bölümünden de kalan bakiyeler izlenebilir durumda oldular. Çekiliş listesini kaydederekten işlemin kayıtlar altına alınmasını da sağlayabiliyoruz. Burada yapılan diğer bir geliştirme ise artık çekiliş listesi ekranımızdaki grid bölümümüz Burası artık akıllı grid olarak E, Daha önce akıllı grid işlemi yapılamıyordu, özel desteklenmediği için burada filtrelemeler, sıralama işlemleri daha zor yapılabiliyordu. Artık daha kolay bir şekilde akıllı grid üzerinden filtreleme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda sıralama işlemlerinizi daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Özel filtreler tanımlayabilirsiniz. Kolonlarınızın isterseniz yerlerini değiştirerek kendi sıranızı oluşturabilir ve bu görünümleri saklayabilirsiniz. Yapılan bu geliştirmelerle beraber artık çeki listesini yönetmeniz daha kolay, daha hızlı ve daha açıklayıcı bir şekilde gerçekleşecektir. Teşekkürler.